Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere evde lahmacun yapımını anlatacağız. İçerisi birazcık kalabalık. Gülüm benim liseden, ortaokuldan 20 yıllık arkadaşım. Ağlayan da Seda'nın oğlu, ikinci oğlu. Gülümcüğüm, hamuruna ne koyduğunu anlatır mısın? Hemen anlatayım. Hamuru sadece su, un, tuz ve mayadan ibaret. Bu kadar. Yok. Hazır değil mi diye soruyorlar. Hayır, hazır değilmiş. Kendisi mayalamış. Aşağıda mayalamış. Yalnız ben bunu nerede açacağımı bilemedim. Burada olmaz mı geldi galiba? Ya sen karar. Keşke bir prova yapsaydınız. Hayır, ben burada alışkın değilim lahmacun yapmaya. Peki kıymanın içine ne koydun? Kıymanın içine ezerek, özellikle sarımsağı tuzda döverek. Oo, sarımsak. Öyle daha çok şey çıkıyor. Ondan sonra paprika. Paprika dediğimiz? Paprika, biber, kırmızı biber. Evet. Değerli. Bu arada bu Silex benim Silex sistemimden çok daha farklı olduğu için. Silex bu gurbetçilerin lahmacun makinesi. Ama bu eski. Yalnız malzemeleri daha çok ezmem gerekiyordu ama tabii buradaki robot maalesef. Türkiye'ye ama canım robotu. Robot. Robot kötü. Bol kıymalı mı az mı? Bol. İlk önce bu deneme. Yağı tuzu nasıl bilmiyorum. Tamam. Kimin üstünü deneyeceğiz? Herkes denesin. Ben denerim. Tamam, kendimi feda ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Salçası malçası hepsi Maraş'tan ha. Hadi be. Tabii tabii. Almanya'da şey, nereden buluyorsun Maraş'tan şeyi? Bizim görümcenin şeyi, köylü. Aa. Kocası Maraşlı. Hepsini kendileri yapıp getiriyorlar. Zaten kaç kişiyiz merak etme. Hemen oluyor mu? İki dakika yok. Bunu da bilmiyorum ama benimkinde hemen oluyor. Kapatayım mı? Kapat. Böyle mi beze yapıyorsun? Hadi sen de işleyeyim. Yok, ben şimdi bir şey oldum biraz. Ama ya da kayınmadan yapıyorum. Panik mi oldu? Lobana geliyor lan macun yeme. Kimden öğrendin gülüm lahmacun? Şimdi ben ona göre karar vereceğim. Elif'ten. Elif'ten mi? Evet. Hakikaten mi? Evet. Bizim Elif. Evet. Biliyorsun değil mi hangi Elif? O da çok becerikli hatun. Fırıncıbaşı lahmacuna bakabilir mi? Bilmiyorum, annem ne yapıyor biliyor musun? Yuvarlakları hazırlıyor önceden. Evet. Onlar öyle bekliyor. Öyle ne gerek var? Zaten güzel, bu zaten çok hamur oldu. Hayır, beklemesi daha. Kabarsın diye değil. Ne için? Böyle ayarlayıp böyle koyuyor. Ondan sonra tek tek onları açıyor. Öyle yapıyorum. Ha, öyle ya. Pratik olsun diye. Evet. Ve güzel beze yapmıyorsun. Niçin? Bak kezban tut, ben göstereyim nasıl güzel yapıyorum. Güzel yapmadığı için yamuk açılıyor. Elim temiz. Daha sonra kesmemişler. Kesmemiş. Bak anne böyle yapıyor, bak gülüm. Ben de öyle yapıyorum bazen. O tam köy usulü yapıyor. O ne? Ben böyle de şimdi gösterdim. Benim mezelerim daha güzel vallahi. Baksana hiç tortu yok. Dolaydı. Şekil ölümden çekti. Çok güzel olmuş içi. Ama çok güzel olmuş gerçekten. Makinede biraz ağır pişirmesi var ama çok güzel. Buradaki de ekstra bir farklı bir çeşidi lahmacunun. Almanya'daki kıymadan daha güzel. Çünkü neden? Kıymanın lezzeti. Tabii evde yaptığımız için malzeme bol. Evet. Benim annem sarımsak koymuyor. Bence kombalı bir şey. Ay çok beğendim. İnanamıyor Kezban'ın iltifat etmesine. Gülüm. Arayayım senden tarif falan insanım. Olabilir. Gene de beğenmezsin senden. Kör. Bu arada yanacak burada. Oldu bu galiba. Olmuş. Hani çıtır yiyordunuz, oturun yiyin işte. Ama salata yapacağız. Yaptınız ya salatayı. Bir salata biraz. Kuşak yok mu? Geliyor. O da gelecek. Bu da benim salatam.
Çekiyorum. Annem terasa attı, kız bulmuş musun o zaman?